Peki hocam, rahim ağzı kanserinin risk faktörleri dediniz. Nelerdir risk faktörleri? Risk faktörleri arasında çok eşlilik, erken cinselliğe başlamak, sigara, cinsel yolu hastalıklarına bulaşan hastalıklara maruz kalmak gibi faktörleri var. Ve tabii ki hani buna rağmen takibe gelmemek bu riski arttıran faktörler. Peki hocam, sigara dediniz. Sigaranın bu kadar ciddi anlamda faktörü var mı, riski Evet, var mı? sigara hayatımızın her anında, her döneminde, her organımıza zarar veriyor. Yani sadece akciğer kanseri diye biliyoruz. Aslında sadece akciğer kanserini düşünmek bile sigara içmememizi ya da içiyorsak bırakmamızı gerektirecek bir şeyken, bütün organlarımızda kanserin hem riskini arttırıyor hem de daha bağışıklık sistemimizi çok düşürdüğü için hem de yayılmasını çok hızlandırıyor. Sigara çok önemli. Hayatımızdan keşke tamamen, tüm Evet. dünyadan keşke tamamen çıkarabilsek sigarayı. Ve tabii sigara artık öyle bir şey oldu ki hocam. Çok yaş oranı da düştü. Her programda dile getiriyoruz. Sigaranın dediğiniz gibi bütün hastalıklarda ana bir başlık. Lütfen sigara kullanmayın. Evet. Şimdi çok bilinçsiz yaşlarda başlanıyor sigara. Özellikle okullar çok önemli. Okullarda genç çocuklar, evlatlar başlıyorlar. O zaman çok bilinçli olmuyorlar. Bir kere başlamış oluyorlar ve artık bilinçli hale gelince de bu sefer alışkanlık çok yerleşmiş oluyor. Bırakmak çok zor oluyor. O yüzden keşke hani bir şekilde bu erken yaşta başlamaya engel olabilsek. Zaten o zaman dünya çok daha güzel bir dünya olacak herhalde. Sigara gerçekten hayatımızı çok mahveden ve çok fazla soruna neden olan bir etmen. Nasıl kurtulacağız bu beladan hiç bilmiyorum ama kurtulmak lazım. Ve hamilelikte en önemlisi de Evet. hocam. Yani hamilelikte dahi sigara kullanılmaması gerektiği halde yine de o bebeğe dahi o zararı verebiliyoruz. Aslında çok bilinçliler aileler. Yediklerine çok dikkat ediyorlar, içtiklerine çok dikkat ediyorlar. Bu sigara nasıl hala içilebiliyor, insanın aklı almıyor. Çünkü çocuğun belki de yarın öbür gün alerjik mi doğacak bebeğiniz, düşük doğum ağırlıklı mı doğacak, zekası daha mı az olacak sizin içtiğiniz. Çünkü nefes alma hakkı, yani daha temel bir hak olamaz dünyada. Nefes alma hakkını bebeğinizin elinden alıyorsunuz. Kendinize zararı zaten inanılmaz boyutlarda ama bebeğinize de belki KOAH olacak, yarın öbür gün astım olacak diyorum ya. En ufak birazcık zekasında bile bir gerilik olsa, düşük doğum ağırlıklı bile de olsa hayatını tamamen etkileyecek bir etmen sigara. Yani en az 3 ay önceden bırakmak gerekiyor. Gebe kalmadan önce kurtulmak gerekiyor Evet. sigaradan. Ve hamilelikte, gebelikte bir vesile oluyor bırakmaları Keşke, ben için. her zaman hastalarıma şunu söylüyorum, sigara içen gebelerime. Diyorum, insanlar iki çeşit sigarayı bırakırlar. Bir, artık ben hani kurtulayım bu beladan deyip gebe kaldıklarında vesile oluyor, gebelik vesile oluyor. İki, kanser olduklarını öğrendiklerini. Ben çok hastadan duyuyorum. Kanser olduğumu öğrendim, bir sigarayı bıraktım ama ne fayda? Hiçbir manası yok. Yani Demek ki keşke, bırakılabiliyormuş. evet ve şunu da çok duyuyorum ben. Bırakmanın bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Bu kadar kolaydı da bunca yıldır ben niye içmişim bu sigarayı diye çok fazla hastamız var. Peki Nurcan Hocam, neden bize hastalık kapımıza geldiği zaman önlemler alıyoruz? Çünkü kaybetmeden hiçbir şeyin kıymetini bilmiyoruz. Ne hayatın, ne içtiğimiz suyun, ne yediğimiz yemeğin, ne arkadaşlarımızın, ne dostlarımızın. Sağlık bize o kadar hediye ki, o kadar güzel bir hediye ki, o kadar doğal bir şey ki zannediyoruz ki hep öyle gidecek. Yani hiçbir şey olmayacak. Hastalanan insanlar olmaz mı? Çevremizde bir sürü hastalanan, kanser olan, sigara yüzünden kanser olan ya da işte rahim ağzı kanseri olan, başka kanserler olan, astım olan, KOAH olan o kadar çok insan var ki ama hep şunu zannediyoruz. Biz de nasıl olsa bir şey olmaz. Çünkü içer içmez başlamıyor etkisi. Yavaş yavaş öldürüyor. Yavaş yavaş gelişiyor. Yani onun için de zannediyoruz ki biz ölümsüzüz. Bize nasıl olsa bir şey olmaz. Yani olanlar onlar olmuş ama bana olmaz diye düşünüyoruz. Kaybetmeden asla anlamıyoruz ne olduğunu. Kaybettiğimiz şeyin kıymetini. Evet, sağlık işte. Hiçbir şeyle satın alınamayacak, paha biçilemeyecek, bedel biçilemeyecek bir Evet. durum. Ve sağlığımızın kıymetini lütfen bilelim.
Evet, çok basit aslında. Yani sadece sağlıklı, ben gebelerime de söylüyorum, en ucuz şey sağlıklı yaşamak. Evet. Çünkü paketli gıdalardan uzak duruyorsunuz. Evinizde pişiriyorsunuz, evinizde yiyorsunuz. Turfanda meyve sebzelerden uzak duruyorsunuz. Mevsim meyve sebzelerinde o kadar çok şey yok. Yani zararlı şey yok. Organik beslenmek mükemmel olur ama tabii ki çok zor herkesin evet. organik gıdaya ulaşması. Ama en azından turfanla meyve sebze yemeyin. En azından paketli gıda yemeyin. Ve işte bu ya sigara pahalı bir şey. Ucuz bir şey değil. Ve her gün içiyorsunuz. Yani ondan uzak durmak. Gaz, yani şu gazozlardan, asit içeceklerden uzak durmak. Aslında hayatımızı çok ucuzlatan bir şey. Sağlıklı beslenmek en ucuzu. Neden yapamıyoruz ben de anlamıyorum. Kilo almak da çünkü paketli gıdalar inanılmaz kilo da aldırıyor. O da çok fazla sağlık problemine neden oluyor.